Biraz parkta oturalım mı? Olur ama fazla kalmayalım. Ne oldu? Bizim araba zannettim. Gelmeyeceklerini söylemiştin zaten. Bir an benzettim. Hadi gidelim. Kocanız sizi aldatıyor Selim Hanım. Ne? Ne diyorsunuz siz? Bekle, ıslak orası. Teşekkür ederim. Üşüdün mü? Eldivenlerimi giymeyi unutmuşum. Bunları giy. Sen üşümeyecek misin? Olsun. Yani hem onları giyersen sanki elini tutuyormuşum gibi olur. Teşekkür ederim. Kalkalım mı? Kalkalım. Yazık, evet, yazık. Ah çocuklara yazık. İçki masrafları. Artık canımıza tak etti. O yüzden... Allah kahretsin senin gibi babayı. Evet. Peki bebeğinin gelecekte... Ah ne adamlar var. Ne, yazıklar ne olsun. En çok hayalindeki şey ne? Sadece okuma. Ay sen miydin kızım? Dur. Kaderi paylaşmak istemiyorum. Şu kadının sonu ne olacak ona bir bakayım. Şu anda yaşadığınız evde... En büyük sıkıntınız su ve... Elektrik. Evet. Nasıl şartlarda yaşıyorsun? Bir anlat. Biz görüntüleri izledik ama bir de senin ağzından duyalım. Mum ışığında. Sonunu merak ediyorum. Çocuklar bir bakayım. Çocuklar korkuyor. Kızım mumu yakarken bak, gölgeler... Bak görüyor musun? Ne kocalar var. O gölgelerden çok korkuyor. Oğlum dezen. Ah, ne olacak bu kadının hali? Göremiyoruz nasıl mama yediğini. Karanlıkta. Kaldı peki, çocuklarla baş başa görüyor musun? Allah cezanı versin seni. 4-5 tane alıyorsunuz. Gülme, gülme. Veresiye alıyor. Ne yapayım, evet. Üzüldüm kadıncağıza. Bakın bu alacak paraları yok. Annem nerede? Evet, televizyon açık efendim? Görmesin. Evet. Evde değil. Sabah bir yakın çıktı çıkış o çıkış. Hadi ya. Hepsi 5 bin lira abladım. Elektrik, aç mısın bakayım? Köfte kızarttım. Peki, onlar, patates kızarttım. Vakit, çok açım. Fakat ya sonra ne olacak? Sen o eldivenleri niye çıkartmadın bakayım? Şey, hediye onlar anneanne. Arkadaşım yani verdi. Hadi bakalım. Kimmiş bu arkadaş? Hadi sen yıka ellerini de köfte patatesini getireyim. Akşam sinemaya gidelim mi? Hangisine? Sen hangisini istersen. Sabırsızlıkla seni bekliyorlar. Ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Ben de. Ahmet! Hanımefendi iyi misiniz? Evet iyiyim. Kusura bakmayın. Ne oluyor?
kadında bir tuhaflık var. Hasta galiba. Sokak ortasında bir kadını öpüyordu. Hem de hiç utanıp sıkılmadan. İmkanı yok. Olmaz öyle şey. Uygunluk hocası hazırmış. Alo. Gel yanıma. Alo. Efendim. İsminiz nedir? Anneanne. Can Bey, hoş geldin. Hmm. Annemle babam nasıl tanıştı? Şimdi bu mağduriyeti izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Nereden çıktı şimdi bu merak? Bu yaştan sonra dedikodu mu yaptıracaksın sen bana? Ha? Ya merak ettim, ne olur anlat. Sen de o eldivenleri kim aldı onu bir anlat bakalım. Arkadaşım dedim ya anneanne. Hmm. Selam söyle bari benden o arkadaşına. Gözlerimle gördüm Sevim Hanım. Yapmayın lütfen. Kocam bana aşık. Gözü benden başkasını görmez. Biz beraber büyüdük onunla. İkisi de çocuktu da. Senden birkaç yaş daha büyüktü annen. Bunlar buluşmaya falan başlamışlar. Akıllarınca benden gizliyorlar. Sen baksana benim gözüme. Yutar mıyım ben hiç o kızım? Ama ses etmedim. Ahmet baktım efendiden iyi bir çocuk. Birbirlerini tanısınlar bakalım dedim. Severek evlendik. Tamam, Ahmet biraz rahattır. Bazı şeyleri benim gibi dert etmez ama... asla beni aldatmaz. Üç dört sene içinde nişanlanıp evlendiler. Mahallenin bütün gençleri imrendi annenle babana. Ne büyük aşkları var diye. O kadar büyük müydü gerçekten? Büyükmüş ki senin gibi güzel bir meyvesi olmuş. Değil mi ya? Beni düşünmese kızını düşünür. Kızının geleceğini düşünür. Yok, olamaz. İnanmıyorum size. Ne yani? Yalan mı söylüyor? Saçmalamayın lütfen. Kendinize gelin. Yok yok. Ben sizin niyetinizi anladım. Kızım sınavda oğlumuzun rakibi ya. Bir kişi bir kişidir deyip bu taktiği buldunuz. Hiç boşuna uğraşmayın. Yalanlarınızla ailemi dağıtacak değilim. Kızımın sınavı kazanmasını engelleyemeyeceksiniz. İşte böyle. Hadi bakalım, sıra sende. Ne sırası? Şu eldivenleri hediye eden adı meşhur çocuğu anlat bakalım. Ya arkadaşım dedim ya anneanne. Ben de inandım. Yok annemler nasıl tanıştı? Yok kaç yaşındaydılar? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz küçük hanım. Yok öyle bir şey anneanne ya. Oo, maşallah. Anneanne torun ne güzel eğleniyorsunuz. Anne biz... Karnımız acıktı ayol, bir şey yaptığımız yok. Millet kaleyi dışarıdan topa tutuyor, haberiniz yok. Ama ne fark eder ki? Siz zaten kaleyi içeriden çökertmeye başlamışsınız. Ne kalesi ayol, savaşa mı girdik? Kızım daha nasıl laf anlatacağım ben sana? Ha? Niye umrunda değil bu sınav? Çabuk odana git, ders çalış. Tamam anne. Ayol ne oluyor? Niye esip gürledin durduk yerde? Alt tarafı iki köfte bir avuç patates yedi. Of. Anne of. Ben neredeyim sen neredesin? Kızım söyle yerini de ben de yanına geleyim bari. Anlamadım ki bir şey, kale male ne oluyor? Şu Tülin Hanım var ya. Şu bizim kızın aşık olduğu çocuğun annesi. Bildim evet. Hanımefendi güya Ahmet'i bir kadınla görmüş. Samimilermiş. Tövbe desin, tövbe. Benim damadım yapmaz öyle şey. Adamcağız gece gündüz ekmek parası için çalışıyor ayol. Biliyorum. Ama insanlar böyle işte. Sırf Begüm oğullarından daha başarılı olmasın diye ne iftiralar atıyorlar. Boş ver kızım sen el alemin lafına. Ahmet'in kaçamak yapacak vakti mi var Allah aşkına? Gözümle görsem inanma. Of.
sakın ben yokken bir kaçamak falan yapayım deme. Yapmam. Eskiden, yani seninle tanışmadan önce böyle iş seyahatlerine koşa koşa giderdim. Ama şimdi ne yalan söyleyeyim, ayaklarım geri geri gidiyor. Alt tarafı bir hafta. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Öyle mi? Çabuk mu geçer? Ne yani, hiç özlemeyecek misin beni? Özlemez olur mu? Ben de seni çok özleyeceğim. Ahmet mesaiye kalacak mıydı bu gece? Ona göre ısıtalım yemekleri. Bir şey demedi ama. Heh, iyi insan lafının üstüne kapı çalarmış. Bak geldim işte. Ocağı yakıver anne. Hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Valide Sultan. Hoş geldin oğlum. Hadi elini yüzünü yıka da oturalım sofraya. Pek aç değilim ama. Hadi hadi merak etme. Sana göre diyet yemekleri de yaptı anne. Kilo almazsın. Mis gibi zeytinyağlı börülce salatası. Hem sağlıklı hem hafif. Aa, yemezsen bozulurum valla. Börülce deyince akan sular durur tabii. Ben ellerimi yıkayayım. Ay bir türlü inandıramadım kadını. Adam çatır çatır aldatıyor. Kadın hala kocam da kocam diyor. Ay ne kıymetli kocası varmış öyle. Kim? Hangi kadın? Ay Sedat, sen beni dinlemiyor musun? Boşuna mı konuşuyorum sabahtan beri? Anlamadım Tülin'ciğim. Kimmiş bu kadın? Kim olacak? Sevim Hanım. O kadar konuştum, anlattım, inanmadı bana. Ya bırak Tülin şu kadını Allah aşkına. Tamam, söyledim bitti. Gerisi kendi bileceği iş. Ne yaparsa yapsın. Bizim derdimiz başımızdan aşkın zaten. Sen oğlanı kontrol ettin mi? Süresi şimdi doldu zaten. Hemen bakıyorum. Son deneme sınavı yarın açıklanacak. Hadi hayırlısı. Ellerine sağlık Valide Hanım. Afiyet olsun oğlum. Ahmet, musluk damlatıyor. Yorgun değilsen bir bakar mısın? Bakarım bir ara. Ay oğlum, hazır elindeymişken benim gözlüğün vidasını da bir sıkıştırıversen. Aman anne, sen de değiştir artık o gözlüğü. Senelerdir kaçıncı elden geçişi. Antik oldu valla. Sana ne? Sen mi takıyorsun? Ahmet hallediverecek işte, Allah Allah. Bu akşam hallederim ikisini de. Yemekten sonra. Begüm, kızım senin de tamir edilecek bir şeyin varsa hazır alet çantasını çıkarmışken elden geçireyim. Hı? Masamın ayağı sallanıyor aslında. Ne? Neden daha önce söylemedin? Nasıl rahat çalışıyorsun o masada? Pes yani Begüm. Altına bir kağıt falan sıkıştırırdık. Sakin ol anne, önemli bir şey değil. Çalışırken dikkatini dağıtacak her şey önemli. Hem de çok önemli. Yarın deneme sınavının sonucu açıklandığında görürsün sallanan masanın seni nasıl etkilediğini. Kızım, karşı çıkma annene. Haklı. Rahat çalışman için uğraşıyor. Kaç zamandır öyle o masa? Hı? Niye söylemedin? Tamam ayol, yaparsınız işte, olur biter. Uzatmayın.
Sınava 162 gün kaldı. Selma! Evde misin? Bu sabah öğrenciye çok erken gitmem gerekiyor. Ben çıktım bay. Evde olsan şaşardım zaten. Çıkayım ben de. Nerede bu isimler ya? Buldum. Netlerim hiç yükselmemiş. Sınıf atlayamayacağım. Ben daha çok çalışıyorum. Ben de galiba. Düşmüş. Begüm. Netlerim. Puanım düşmüş. Seviniyor musun sen? Sınav stresinden şaşırdın galiba. Yükselince sevineceksin. Senin sınıfına düşmüşüm. Aynı sınıfta mıyız artık? Evet. Tembeller sınıfına hoş geldin. Ne yaptın sen saçını? Jöle mi sürdün? Birazcık bir şey sürdüm. Bugünlerde kendine çok bakar oldun. Kime süsleniyorsun böyle? Ne süslenmesi evim? Abartma ne olursun. Birazcık kendime bakıyorum, hepsi o kadar. Sen bakma oğlum karının lafına. Sevim. İnsan içine çıkıyor adam. Tabii ki kendine özen gösterecek. Sonra karısı ne biçim bakıyor bu adama diye seni ayıplarlar kızım. Annem doğru söylüyor vallahi. Senin adına leke gelmesin diye uğraşıyoruz. Bugün mesaiye kalacak mısın? Kalmayacağım, erken geleceğim. İyi olur. Ailenle vakit geçirirsin biraz. Evet, haklısın. Ben de özledim sizinle olmayı. Yoruluyorsun da. Onu da düşünüyorum. Sen benden az mı yoruluyorsun canım? Ne yapalım? Bu sene sıkacağız dişimizi. Yeter ki kız şu sınavı kazansın. Önemli olan o. Akşam için bir ihtiyaç olursa telefon et. Aslında gelirken beni kulüpten alsan. Beraber gelelim eve. Begüm'ü de alırız dershaneden. Olur. Çıkmadan önce ararım. Hadi hoşça kal. Güle güle oğlum. Nereye kızım? Ahmet hayatım. Merhaba, nasılsın? İyiyim ama seni çok özledim. Niye sustun? Aşk olsun. Sen beni özlemedin mi yoksa? Tabii özledim. Arabadayım da. Tamam anladım. Ya bu arada çantamı senin arabanda mı unutmuşum? Evet merak etme ben de. İşle ilgili önemli bir belge vardı da. Başka yerde kaybettim diye çok korktum. Neyse hoşça kal sevgilim, yine ararım. Bye. Güle güle. Saçmalama Sevim. O kadının lafına bakıp kocanın günahını alma kızım. Ben Ahmet'i tanırım. Yapmaz öyle şey.
Görmüyor musun? Adamcağız kızının geleceği için nasıl fedakarlık yapıyor. Ailesinden başka bir şey düşünmez o yavrum. Doğru söylüyorsun anne. Yapmaz. Aldatmaz ha. Beni. Hadi gel. Gel. Para arıyorsan bitti. Malzeme alacağım, para lazım. Annenin kredi kartından çeksen. Konuşsana Yelda. Allah, bunda da yok. Yok. Ne arıyorsun Tülin? Kartlarımdan biri yok Sedat. Bulamıyorum. Geçen gün alışverişte fark ettim. Kesin evdedir diye önemsemedim ama. İyi bak Tülin, iyi bak. En son nerede harcama yaptın onu hatırla. Orada unutmuş olmayız. Ay yok Sedat. Sanki biri bir tanesini aldı da diğerini bıraktı. Hemen bankaya ara. İptal etsin kartı. Kart iptal edilmiş. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Paraya ihtiyacım var benim. Yalan söylemiyorum Ceyhun. Kartı aldı makine. İstiyorsan bankayı arayayım, annemin kartını benim çaldığım ortaya çıksın. Başka bir çare bulacağız. Eve dön. Sizinkilerde vardır para. Başka derdin? Burak, ne yazık ki deneme sınavından netlerin düşmüş. Aldığın puanın sonucunda seni bir alt sınıfa göndermek zorundayız. Tamam hocam, biliyorum. Bu durum seni pek üzmemiş gibi. Yo, çok üzüldüm. Ama önümüzdeki sınavda telafi etmek için çalışacağım hocam. Biz de bunun bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Toparlayacağından eminiz. Pekala. Yeni sınıfına gidebilirsin. Sağ olun hocam. Burak, oğlum aşk gözünü kör mü etti? Yanlış sınıfa geldin. Kapıya baksana. Burak artık bizim sınıfta. Ne güzel değil mi? Vay be. Olaya bakın. Yenge çok sevmiş bu işe. Boş mu burası? Boş. Hakan yer versenize şu çocuğa ya. Büyük aşklar engel tanımaz kızım. İşte sana büyük aşk. Günaydın çocuklar. Günaydın. Kimin bu? Benim. Sağ olun hocam. Bugünkü konumuz... Peki sende kalsın. Hanımlar, Mart ayından itibaren her hafta bir okulu tüm ayrıntılarıyla incelememizi öneriyorum. Hepsini biliyoruz ya zaten. Elbette ama demek istediğim, okulda okuyan çocukların velileriyle görüşelim. Okulun artıları, eksileri, her şeyini yaşayanlardan öğrenelim.
Vallahi bizim istediğimiz okul belli. Okul hakkındaki her şeyi de biliyoruz. Zaten eşim de oradan mezun. Hepsini araştıralım bence de. Sonuçta bir tane iyi okul yok. Önemli olan kazanmaları. Alternatiflerin hepsini bilmek lazım. Hiç katılmıyorum. Sadece kazanmak değil, en iyisini kazanmak önemli. Peki ya sizin için en iyisi çocuğunuzun istediği okul değilse? Ya da orayı kazanamazsa? Ne olacak o zaman? Kazanır. Kazanacak da. Üstelik o okula girince çok da mutlu olacak. Bence çocuklarımızın da birer birey olduğunu düşünüp onlara da seçme hakkı vermeliyiz. Katılmıyorum ben size. Hayır. Ay unutmadan Sevim Hanım, şu bahsettiğim uyku ilacının adını yazdım buraya. Her eczanede var. Onlar daha küçük. Sağ olun. Rica ederim. Kimse yok mu? Ben ya. Nasıl geçti ders? Her zamanki gibi. Yorucu. Bir yorgunluk kahvesini hak ettin o zaman. Benim de seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Ya neymiş? Merak ettim. Akşam birlikte yemek yiyelim mi diyecektim. Evet. Ne diyorsun teklifine? Akşam? Ders arasında mı? Yemek yiyecek kadar zamanımız var mı? Merak etme, ben halledeceğim. Sonra geliyorsun, sabah ben uyanmadan çıkıyorsun. Bu hafta boş günün ne zaman? Yarın teki izin aldım. Bütün iş bana kaldı. Kusura bakma. Sabahtan beri koştur koştur zor yetiştim. Karnın aç mı? Bir şeyler yiyelim mi? Gerek yok Ahmet. Evde yeriz. Tamam o zaman. Ama ben açım.
Eve kadar dayanamam şimdi. Şurada güzel bir köfteci olacaktı. Tamam dedin ya Ahmet. Niye vazgeçtin? Boş ver köfteyi falan. Hem Begüm'ü dershaneden alacaktık. Annem var evde. Bir şey olmaz. Al çantanı. Yani arabada kalmasın. İyi misin sen? İyiyim hayatım. Sen bekle hayatım. Ben bir arabaya bakıp geleyim. Neyine bakacaksın arabana? Ya sen ama çok soru soruyorsun. Frene basınca bir ses geldi. Aklıma takıldı. Bakıma gitmesi lazım ama vakit bulamadım işte. Tamam canım, bir şey mi dedik? Sen yürü, geliyorum ben. Sevim, dur bekle. Yemeğe çıkalım dediğin bu muydu? Şey, yani... Hava karardıktan sonra burası çok güzel olur. O yüzden yani. Tekin, şaka yaptım. Takıldım sadece, çok beğendim. Ama çok sessiz değil mi? Herkes evine gitmiş tabii. Bizim dışımızda. Yeşim. Seni düşünürken buluyorum kendimi. Bir an bile seni aklımdan çıkaramıyorum. Bunları söyleyeceğini biliyordum. Öyle mi? Hı, biliyordum. Ben de senden hoşlanıyorum. Yalnız aramızda geçenler... Evet, aramızda geçenler... Aramızda kalsın. Yani biliyorsun, dershanede böyle bir ilişki yasak. Biliyorum, haklısın. Kesinlikle haklısın. Atilla Bey öğrenirse yapacağı konuşmayı bile tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar, biz çocuklara örnek olmalıyız. Velilerine karşı sorumluluklarımız var. Onlara sadece başarıya odaklandığımızı göstermemiz gerekiyor. Özel hayatlarınız asla dershane sınırlarına taşınmamalı. Lütfen beni mahcup etmeyin. Zaten Kerem'e de yakalanmamam lazım biliyorsun. Ah, tabii bir de o var, değil mi? Zor olacağı benziyor. Olsun. Ben sabırlı bir adamım. Hadi. Maalesef bu hafta hiç boş günüm yok. Bu gece de sabaha karşı geleceğim. Bu sonuca ne diyeceksin Burak? Açıklama bekliyorum. Hemen! Ne demek oluyor bu? Seviyesi düşürüldü. Tembeller sınıfına gönderilecek demek oluyor. Ne olacak? Burak, deli etme beni. Konuşsana oğlum. Ne demek oluyor bu? Ya baba, vallahi ben... Evet. Sen? Söylesene oğlum! Anlayamıyorum bir türlü. Bir şeyini eksik mi ediyoruz? Sana kötü mü davranıyoruz? He? Odan mı soğuk? Aç mı kalıyorsun?
Seni harçlıksız mı bırakıyoruz? Ne o zaman evladım? Netlerin niye düştü bu kadar? En iyi şartları oluşturduk o kasayı kazanasın diye. Karşılığı bu mu olacak? Ağlamaya başlama sakın. Cevap ver. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ceyhun? Para lazım bana, para lazım. Ne yapıyorsun? Para bulmam lazım. Para lazım, para. Para lazım bana. Para. Ben böyle hayatın içine. Paran yoksa git bu evden. Git, bunalttın beni. Biraz ne olur? Rahat bırak beni be! Sınava 161 gün kaldı. Çocuğumuz olsaydı böyle olmazdı. Görüşemiyoruz bile. Bu adam niye laftan anlamıyor ya? Sana daha önce de söyledim. En az 4 yıl daha çocuk istemiyorum. Her günüm, her saatim dolu. OKS Turizm'in değerli yolcuları. Otobüsümüz 10 dakika ihtiyaç molası vermiştir. Şşt, duymadınız galiba. Mola yerine gelmiş bulunuyoruz. Aa, top götürmüş. Topu nasıl soktun içeri? Selami yakalarsa patlatır oğlum o topu. Yeter ya. Hiçbir şey ciddiye almaz mısın sen? Ciddiye aldığı bir şeyler var ama öyle herkesin için de açıklanmaz. Git başımdan Can. Bak test çözüyorum. Senden çok hoşlanıyor kızım. Aman tipsiz şey. Evet. Nerede kalmıştık? Arkadaşlarım. Çoktandır unutmuş olduğunuz bu elimdeki alet. Daha çok coğrafya dersinden tanımış olduğunuz. Gezegenimiz dünyaya benzemekte olup. Ayakla vurulmak suretiyle oynanmaktadır. Arkadaşlar hiç gayret göremiyorum sizden. Gayret göstermezseniz ne olur? Topu dikersiniz valla. O zaman sizi kimse kurtaramaz. Doğru valla Tunç'um. Tut kanki. Hadi. Merhaba hocam. Ne oluyor burada? Bu ne gürültü? Kim bunun sorumlusu? Kim yaptı bunu? Çabuk çıksın ortaya. Hocam, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla? Yanlışlıkla sınıfta top oynandı, öyle mi? Bu sınıfa top getirildi. Hem de yanlışlıkla. Şey hocam. Oturun. Annenizin babanızın döktüğü paralar boşuna. Bizim emeklerimiz boşuna. Yazıklar olsun size.
Sizden adam olmaz. Sizden hiçbir şey olmaz. Kim getirdi bu topu? Çabuk ortaya çıksın. Ben getirdim Selam Bey. Sınıfta bir koordinasyon çalışması yapıyorduk. Siz resim öğretmeni değil misiniz hocam? Ne alakası var? İletişim ve koordinasyon benim dersimle yakından alakalı. Sınıf benim sorumluluğumdadır. Ortaya çıkan kazayı da ben telafi edeceğim. Ama Mehmet Bey, suçluyu koruyarak yanlış yapıyorsunuz. Ortada suç da yok, suçlu da. Bu çocuklar hep sizden yüz buluyorlar. Hata yapıyorsunuz. Büyük hata. Hocam var ya, siz bir tanesiniz. Bir daha beni yalan söylemek zorunda bırakmayın, olur mu? Hadi şu cam kırıklarını toplayalım. Dikkat edin, eliniz kesilmesin. Hadi. Şu soruya takıldım. Kafan nerede senin Tülin Hanımcığım? Topla kendini biraz şeker. Kusura bakma. Burak'ın netleri düştü. Çok üzgünüz. Karı koca sabaha kadar gözümüzü kırpmadık. Hay Allah. Peki ne yapacaksınız? İnan ben de bilmiyorum. Aldın mı dediğim ilacı? Hı. Nasıl, işe yaradı mı? Kullanmaya başlamadım daha. Bir an önce başla hayatım. Sen uykusuz kalırsan kim ilgilenecek kızınla? Zaman her geçen gün daralıyor. Haklısın. Ya? Bir an etkisi falan olmaz değil mi ilaçların? Ayol devamlı kullanmayacaksın ya. Uykun düzene girene kadar bir süre alır, sonra bırakırsın. Senin derdine ne çare olur buldum. Çiğdemlerin neti düştüğünde bir psikoloğa gitmişlerdi. Bir konuş onunla. Çiğdem, bu sizin gittiğiniz psikolog kimdi şekerim? Burak'ın da netleri düşmüş. Tülin Hanımlar da gitseler mi acaba, ne dersin? Vallahi biz çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim hanımlar. Adam işinde o kadar iyi ki bizimkiyle bir konuştu, şak kadarak artı verdi netlerimiz. Nasıl yani? Psikoloğa netleri artsın diye mi götüreceksiniz? Bence sağlığı için götürmek daha doğru. Yani çocuğun bir sıkıntısı mı var? Kafasını bir soruna mı takıyor? Ne bileyim, evde bir huzursuzluğu mu var? Evde hiçbir sorunu yok oğlumuzun. Çiğdemciğim, kimdir bu psikolog? Adresi, telefonu falan var mı? Lütfen söyle hemen. Çantamda kartı olacaktı. Hemen vereyim. Al. Teşekkür ederim. Evet yazın. Havuzu dolduran iki musluktan... Evet, birinci musluk... Yani daha hızlı akan musluk. Yeşim Hanım. Serdar Bey. Sonunda iki tanesi açık kalıyor. İki musluktan bir. Söyle Ceyhun. Merhaba abi, nasılsın? Abi, acil bir ihtiyacım var abi. Nasıl yaparız abi? Bakarız. Kız arkadaşın nasıl Ceyhun? Neydi adı? Ha, Yelda. Güzel kızdı. Abi tamam. Ben Yelda ile konuşacağım abi. Yola gelir abi, vallahi gelir. Yok, yok Caner abi. Geçen geceki gibi olmaz abi. Sana bir daha yanlış yaparsa beni bulur abi karşısında. Evet Caner abi. Gece bize gel abi. Evet, evi biliyorsun değil mi abi? Şerefsiz. Oldu. Oldu. İstediğin saat gel abi. Müsaitiz abi. Abi
Bana biraz da borç verirsin değil mi abi? Okey abi. Okey, görüşürüz abi. Tek seansta şıp diye netleri artmış çocuğun. O kadar iyiymiş. Hadi ya, hemen gidelim. Yalnız bu doktorun boş zamanını yakalamak çok zormuş. Yakalarız, yakalarız. Sen hiç merak etme. Ay, içim rahatladı biraz. Yüreğime su serpildi. Oğlumuzun geleceği söz konusuysa her şeyi yaparım Tülin. Sen hiç kocanın pes ettiğini gördün mü? Hayır, görmedim. Vay Ahmet, nerelerdesin ya? Yüzünü gören cennetlik. Hiç uğramıyorsun şirkete. Keyfimizden mi canım? Dışarıda direksiyon sallayıp müşteri müşteri geziyoruz biz de. Hiç kaytarmıyorsun yani. Müdür öyle bir şey mi dedi? Demedi ama bu geceki sayıma da kalmazsan demesi yakındır. Kalırım. Papaz olmayalım müdürle yok yere. Bu kadın neden iftira atsın? Neden olacak? Evinizin düzenini bozmak için evladım. Kızın sınavı kazanamasın diye. Derdi zoru o. Benim hayatımla oynayabilir mi bunun için? Ben ona inansam, kocamın karşısına geçsem iyi mi olacak? Uyan kızım, uyan. Neler oluyor bu hayatta? Ne kadar adi bir kadınmış. İnsanoğlu işte böyle kızım. İyilik de kötülük de ona mahsus. Kararsan ailesi, girebilirsiniz. Siz şöyle oturun, beni izleyin. İyi akşamlar hanım. Buyurun beyefendi. Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Ama Fikret Bey ile görüşmek istiyorum. Randevu mu almak istiyorsunuz? Evet. Oğlum için. İki hafta sonra bugün. Sizin için de uygun mu? İki hafta mı? Bu mümkün değil. Fikret Bey o güne kadar dolu beyefendi. Ama hanımefendi bu acil bir durum. Hayat memat meselesi. Lütfen yardım edin. Yalvarıyorum. Beyefendi gerçekten mümkün değil. Lütfen acıyın bize hanımefendi. Oğlumun geleceği sizin iki dudağınızın arasında. Yalvarırım bizi geri çevirmeyin. No. Beyefendi, buyurun randevu defterine bakın isterseniz. Gerçekten hiç boşluk yok. Yoksa niye almayayım sizi? Bakın, burada bir boşluk var. Hem de tam 45 dakika. 45 dakika mı? Nasıl olur? Ama beyefendi, o akşam yemeği arası. Tamam işte. Ara aradır. Fikret Bey yemeğini yerken görüşebiliriz. Siz ciddi misiniz? Olur mu öyle şey beyefendi? İyi akşamlar Serdar Bey. İyi akşamlar. Yeşim Hanım.
galiba. Merhaba kızım. Merhaba. Hani arkadaşında kalıyordu? Bilmiyorum, sorarım. Gürültü yapmasın. Lütfen ikaz et. Tamam hayatım, söylerim. Anne, uyuyacak mısın? Ya artık uyuyacağım tabii kızım. Uykum geldi. Anne. Ahmet gelmedi hala. Haber vermedi mi? Mesaiye kalacağını söyledi ama. Sen gene kafana bir şey takmışsın. Belli. Ne bileyim anne ya. Bu kadın içime bir kurt soktu. Kemirip duruyor. İçin rahat edecekse iş yerinden ara kocanı kızım. Arayayım değil mi? Ara tabii. Boşuna endişeleniyorsun ama ara. Alo. Ahmet Bey ile görüşecektim. Efendim? Benim Ahmet. Hayırdır Sevim, bir şey mi oldu? Yok canım. Hepimiz iyiyiz. Hiç aramazdın. Bu saatte arayınca telaşlandım. Gelirken açık bir fırın bulursan bir ekmek alıver diyecektim. Sabah çıkmayalım. Tamam, alırım. Hadi iyi çalışmalar. Sağ ol. Çalışıyor. Dedim sana. Anne sözü dinle azıcık. Ay, hadi git yat artık, hadi. İyi geceler. İyi geceler. Bitirdim. Aa, ablam gelmiş. Çok özledim seni. Nerelerdeydin? Arkadaşımda. Ben de seni özledim. Aşk olsun be abla. Bir kardeşin olduğunu unuttun galiba. İnsan bir arar. Haklısın. Vallahi çok. Bu ne Burak? Seni. Ne demek oluyor bu? Bir sürü yanlışın var oğlum. Olmayacak galiba Tülin. Bu oğlan sınavı kazanamayacak. Bak tekrar ediyorum. Kazanamayacak. Sakin ol Sedat. Daha işin başındayız. Sonunda olsak ne fark eder? Olmuyor. Olmuyor işte. Oğlum, sıradan olursan hiçbir şey olamazsın. En altta kalırsın. Herkes vurur tekmeyi. Yelda da senin gibiydi. Aklı bir karış havada. Kazanırım babacığım. Merak etme. Buyur. Kazandı işte. Al. Sen de ablan gibi ol. Ne halin varsa gör. Doğru odana. Gözüm görmesin seni. Ne yapıyorsun Sedat? Çok üzerine gitmedin mi birden? Çok tedavisi Tülin. Çok tedavisi. Sen karışma. Biraz bekle. Babanı çok üzdün falan diye yanına git. İyi polis ol yani. Anladım. Tamam. Niye geldim ben bu eve ya?
Masrafta kızın açsın sana. Beyzadem kime süsleniyor böyle? Buyur evladım. Eline sağlık validen. Jilet gibi oldu vallahi. Yok anneciğim, ben almayacağım. Niye evladım, yeseydi patlıcan seversin diye ta pazarlara indim ben. Anneciğim, severim de... E versin o zaman. Yok Sevim, diyet yapıyorum. Hayırdır Ahmet? Nereden açtı bana böyle gül getirmek? Bayram değil, seyran değil. Hiç, aldım. İçimden geldi. Sınava 160 gün kaldı. Tunç, bir derdin var kanki. Dök içini kardeşim, dinliyoruz. Şimdi abi, gencim, yakışıklıyım. E akıl desen, o da sağlam değil mi Tunç'cum? Uy, sen mi? Peki nasıl oluyor da abi? Sen Begüm'ün yanında oturuyorsun, güzel güzel konuşuyorsun da. Ben niye manita yapamıyorum kendime acaba? Ah canım, kıyamam sana. Manitalar kurban olsun sana. Aslan, al. Günaydın çocuklar. Oturun, oturun. Çocuklar, artık bir dilek ve şikayet kutusuna sahipsiniz. Aklınıza gelen her türlü sorununuzu, isteklerinizi bir kağıda yazıp bu kutuya atabilirsiniz. Ne işe yarayacak hocam bu? Ne işe yarayacak beraber göreceğiz. Kutuyu açıp sorunlarınıza beraber çözüm bulabiliriz mesela. İsim yazmak zorunda mıyız hocam? Hayır. Bu kutuya kimin ne yazdığı bilinmeyecek. İlan aşk edebilirsin yani oğlum. Olabilir. Dedim ya, ne isterseniz yazabilirsiniz. Özgürsünüz. OKS'yi kaldırırsın. OKS'yi kaldırırsın. Kaldırırsın. Yok artık. Tamam. Ama konuşarak değil. Yazın. Unutmayın, sizinle benim aramda kalacak. Ne istiyorsanız, ne düşünüyorsanız yazın. Ne duruyorsunuz? Hadi bakalım. Sınavlar kaldırılsın. Kardeş diyen... Alo, Necla. Ben de aşkım. Evet evet, dışarıdayım. Sana bir şey aldım. Görürsün, küçük bir hediye. Sınava 159 gün kaldı. Thank you.
Sen nereye? Atilla Bey'i çağırtmış. Seni de mi çağırmış? Önemli bir şey konuşacakmış. Ne olabilir acaba? Ben bir şey tahmin ediyorum ama umarım yanılıyorumdur. Girin. Bizi çağırtmışsınız. Evet. Sizinle yüz yüze görüşmek istedim. Konu nedir? Konu dershanemizin geleceği. Son deneme sınavında bildiğiniz gibi bütün çocukların netleri epey düştü. Çocukların düzeyini görmek için de Atilla Bey, biliyorsunuz. Fakat söylemek istediğim şu. Siz nasıl öğrencilerinizden sorumluysanız, bir yönetici olarak ben de sizden sorumluyum. Yani öğretmenlerimden sorumluyum. Yani? Öğrencilerin netlerinin düşmesi, öğretmenlerinin işlerini iyi yapamadıkları, özel hayatlarına çok daha fazla vakit ayırdıkları anlamına gelir. Daha açık konuşayım isterseniz. Lütfen kendinize çeki düzen verin. Ne yapacaksanız yapın. Ama benim dershanemde değil. Yeterince açık oldu mu acaba? Oldu Atilla Bey. Oldu. Evet. Fikret Bey'in yemeği de geldi. Pes etmeyeceksiniz değil mi? Hayır. Pes ettiğimi tarih yazmamıştır. Buyurun, bir deneyelim. Fikret Bey, affedersiniz. Şaşırdınız biliyorum. Ama seans alabilmek için başka şansımız yoktu. Pizza sever misiniz? Evet, severim de... Çok güzel, ben de öyle tahmin etmiştim. Seans boşluğunuz olmadığı için böyle bir yola başvurduk. Kusura bakmayın, umarım kızmadınız. Geçin, 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 geçin. Anlayamadım, nasıl yani? Soğumasın, yiyin lütfen. Bizim çocuk bu sene OKS'ye girecek. Ama netleri artacağına düşüyor. Ne olur çocuğumuzun netlerini arttırın Fikret Pala Bey. Evde rahat vermediler. İlla da parka gelmek istediler bu soğukta. Parkta ne varsa. Ben de küçükken hep parka gitmek isterdim. Evet. Ay kızım! Ne ağlatıyorsun kardeşini? Ha? Bak götüreceğim eve. Çıkardınız beni de bu soğukta. Niye hastalıkta oynamıyorsunuz? Ağlamak istiyorum sen. Şu, tamam. Azıcık para için mi hırsız oldum? En azından bir vasfım oldu. Babam ne kadar sevinse azdır. Thank you.
Söylüyor bu kadın. Bu kadar da olmaz ki. Sınava 158 gün kaldı. Ben artık ineyim. Tamam Sevim, görüşürüz. Mendil var mı? Bu ne Ahmet? İçinde ne var? Küpe varmış. Sana almıştım hayatım. Mahvettin sürprizimi. Bana mı? Niye? Bugün ne günlerden? Ne? İlk buluştuğumuz günü hatırlamıyor musun? Hani Boğaz'da bir çay bahçesine gitmiştik. Gerçekten hatırlamadın değil mi? Bu kadar yaşlandık. Biz ilkbaharda gitmiştik o çay bahçesine Ahmet. Ne baharı hayatım? Soğuktu hava, hatırlasana. Bir de erkeklere unutkan derler. Kızın sınavı seni iyice yormuş anlaşılan. Yoksa böyle günleri unutmazsın. Her neyse. Beğenmedin mi hediyeni? Ben ineyim artık. Bahardı. Üzerimde mavi çiçekli elbisem vardı. Tamam, üşümüştüm. Ceketini vermişti bana ama. O karıştırmış olabilir mi? Ay, kafam allak bullak oldu. Adam yalan mı söyleyecek? Niye üzerimde bir not yok peki? Bu adam evlilik yıldönümümüzü bile unuturdu. Şimdi sen kalk. Bir şey mi dedin evladım? Yok. Ben öyle kendi kendime. OKS Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun. Gizem bana görünmez adam gibi davranması.
Umarım görürsün evladım. Umarım. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Buyurun. Okula uğradım. Size de merhaba demeden gitmek istemedim. Bizim yaramazların başını büyük dertten kurtarmışsınız. Onlar adına teşekkür ederim. Birinin bunu yapması gerek. Keşke tüm öğretmenler böyle düşünebilse. Sadece öğretmenler mi? Velilerin durumu daha vahim. Siz de görüyorsunuz. Hepimiz kaptırmış gidiyoruz. Bu çocuklar daha 14 yaşında. Çok haklısınız. Keşke bunu unutmadan çocuklarımıza sınavı kazandırmak için uğraşsak. Arada hayatlarının en güzel mevsimini, baharını yaşamalarına da fırsat versek. Hep söylüyorum. Hayatın özünde denge yatar diye. Her yemeği yiyebilirsiniz. Ama ölçülü. Ölçüyü kaçırırsanız mideniz rahatsız olur. bu ne hocam? Çocukların dilek ve şikayetleri. Aa, Can söz etmişti. Bakabilir miyim? Tabii. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Sınav bugün olsa ve bitse bu işten kurtulsam. Sabah 7'de kalkıyorum. Akşam 7'de ancak evde oluyorum. Bir de üstüne 100 soru çöz. Hayat mı bu? Bir daha kursa gitmek istemiyorum. Haksız da değiller. Hangimiz işten geldikten sonra evde 2 saat daha mesai yapabiliyoruz? Hocam, öğrencileri isyana teşvik ediyorsunuz. Bitmedi. Daha neler var bir bilseniz. İyi kötü bir yeri kazansam da arkadaşlarıma rezil olmasam. Biraz top oynayabilsem. Bilgisayarı kutuya kaldırdıkları yetmiyormuş gibi arkadaşlarımı da kutuya koyup kaldırdılar. Çocuk olduklarını unuttuk değil mi? Evet unuttuk. Şuna bir bakar mısınız? Yavru köpek istiyorum. Geçenlerde dükkanda gördüm. Bana öyle bir baktı ki unutamadım. Ama şimdi almazsak sınavdan sonra büyüyecek. Çalışıyorsun değil mi benim güzel kızım? Bak annecen uğraşıyor, didiniyor. Onu üzme olur mu güzel kızım? Tamam babacığım, sen hiç merak etme. Bu adam mı seni aldatıyor? Tamam hayatım. Ben yemeği hazırlayayım. Yardım edeyim. Gerek yok, bir salata yapacağım zaten. Ben yaparım salatayı. Hem seninle konuşacaklarım var. Yapıyoruz acaba Sedat? Rehber öğretmen her şeyin bir saati var diyor ya. Yemek de bari çözmesi. Yanlış filan değil. Aç bırakıp test çözdürmüyoruz ya. Yemeğini yiyor bir yandan işte. Sen önüne dön. O tabak bitinceye kadar 10 soru daha çözeceksin. Sevim. Bu aralar sana böyle çıkışıyorum filan. Kusuruma bakma. Mesai çok yoruyor beni. Hırsımı senden almış gibi oluyorum ama. Bunu mu söyleyecektin? Başka ne söylememi bekliyorsun hayatım? Hiç. Hiçbir şey. Ne durumda salata? Bitmek üzere. Kızın netleri filan nasıl? Aynı. Ne artıyor ne azalıyor. İstiyorsan konuşayım. Bir kulağını çekeyim. Yok yok. Şimdilik gerek yok. Bütün yük sana kaldı. O yüzden söylüyorum. Sen de çalışıyorsun. Mesaiye kalıyorsun. Harap oluyorsun. Dayanacağım bu sene artık. Ne yapalım? Kazansın da. Önemli olan bu. Selin. Neyin var senin? Yok bir şey. Hiç. Neyim olsun canım? Ne oluyor ya? Kocama sarılıyorum. Olan bu.
Salata bitti. Eline sağlık. Ben sofrayı hazırlayayım. Ben de şu musluğa bir bakayım. Ne yapıyorsun sen? Tuvalete giriyorum baba. Onu anladık. Test kitabını almamışsın. Of baba ya, tuvalette de mi test çözeceğim? Evet. O netler artıncaya kadar sadece uyurken test çözmeyeceksin. Hadi git kitabını al, öyle gir içeri. Hadi. Laf etti. Ah, ne dedi acaba? Anne, sessiz sessiz televizyon mu seyredilir? Yapana değil, yaptırana bak. Sayende dudak okumayı öğrendik. Aç hadi biraz. Fazla değil ama. Yukarıda baba kız ders çalışıyorlar. Yüzün o yüzden mi gülüyor? Adamın günahını aldık. Vallahi gördüğüm yerde parçalayacağım o tülini. Hayatı yalan dolan entrikaymış kadının. Ya bu dizileri nereden yapıyorlar sanıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi bir fırça çektim, aslan gibi çocuğu. Ben sana bir çay getireyim. Tamam. Yok yok. Bu adam kesin halledecek bizim derdimizi. Biraz daha erkene alabilseydik şu randevuyu iyiydi ama. Buna da şükür Sedat. 5 gün sonraya randevu verdiler. Yoksa daha 2 hafta bekleyecektik. Hayır, doktor da inat. Ne olurdu yani, yemek yerken konuşuverseydi Burak'la. Ona ben de sinir oldum. Ama ne yapalım? Derdimizi çözene kadar sesimizi çıkarmayacağız. Öyle öyle. Netler yükselsin de. Vallahi tutar alnından öperim o zaman doktoru. Hoş geldin. Hayırdır ya? Senin yolun buralara düşer miydi? Kızın dershanesine gitmiştim de. Yakın buraya. Bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Hoş geldin. Ama bakıyorum boş gelmişsin. Anlamadım. Ne gibi? Ya eskiden ne güzel. Arada börekti, dolmaydı. Yollardın. Bu sene hiç yok. Bekar adamım ben yenge. Ahmet gibi her gün ev yemeği yemiyorum. Hasretim vallahi. Bir ara yollarım Ahmet'le. Tamam, bekliyorum. Ahmet odasında mı? Odasında. Bir çay içer misin? Olur. Ne zaman dönüyorsun? Özlemez miyim sevgili? Tabii ki özledim. Tamam canım. Tamam hayatım. Ben karşılarım seni. Uçağa binmeden ara. Sevim? Ne zaman geldin? Yorulma.
sevgilinle konuştuğunu anlayacak kadar erken geldim. Selin, konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Kalmadı. Sen söz bırakmadın. Selin, bir saniye. Hayatım, bir saniye dinle. Ben dinledim dinleyeceğim Ahmet. Selin. Lütfen. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağız Ahmet. Kızım sınavı kazanana kadar o hiç bilmeyecek bunları. Onun geleceği her şeyden önemli. Senden de benden de önemli. Anladın mı beni? Anladım. Sonra. Yani sınavdan sonra. Senden boşanacağım. Sevim. Aman. Yenge. Ahmet, iyi misin? Yenge ağlayarak çıktı gitti. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Sınav var. Sınavdan sonra. Her şey sınavdan sonra. Sen küçücük ellerinle ne zaman büyüdün anne? Bilinmeyen denklemlere ne çabuk karıştın anne? Senden kıymetli değil diye aslında hiçbir şey. Niye unuttuk da yarışlara karıştık canım anne? Bebeğim büyüdün mü, okula yürüdün